7 şifreli mektup. Yazan Pınar Göksan Aker, dramaturg Oytun Şahin. Yöneten Özlem Ersönmez, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar Pelin Aslı Kılan, Tuğrul Okan Şenozan, Fatih Sinan Tekinton, Aile Hanım Füsun Günuğur, Nermin Hanım Nermin Uğur, Filiz Deniz Baytaş, Komiser Altan Oktay Dağ, Haldun Haluk Cömert, Şevval Serpil Çağran, Canan Zeynep Aytek, Murat Ahmet Erkut, Kadın Deniz Baytaş, Karson Oktay Dağ, Janset Deniz Bayt, değilim kızım. Hayrola anne ne oldu? Bizim eski mahallede Ayla Hanım vardı. Hatırlar mısın? Ayla teyzeyi tabii ki hatırlarım. Hmm. Tuğrul'un annesi değil mi? Hmm, evet kızım. Yalnız ne Tuğrul... Ne oldu anne? Tu... Bir şey mi oldu Tuğrul'a? Dün ormana düşen uçakta Tuğrul da varmış. Ne? Ya kızım ben de ah. birazdan Ayla Hanım'a başsağlığına gideceğim. Ay anne bekle de birlikte gidelim. <laughs> e işin yok mu evladım? Sen sonra... İzin alır gelirim anne. Peki peki kızım ah. hadi hadi Ay bekliyorum. Ay oh, çok bekliyorum. Kaza nasıl olmuş benim? Uçak aktarmalı olarak Kanada'ya uçacakmış. İstanbul'dan havalanmışlar. Frankfurt'ta da yakıt ikmali yapılmış. Ancak kalkıştan birkaç dakika sonra teknik bir arıza nedeniyle havalimanının yakınlarında bir ormana düşmüş. Feci bir kaza. Ailesi nasıl? <laughs> Babası birkaç yıl önce ölmüştü. Annesiyle hmm. yaşıyordu Tuğrul. Ayla teyze de nasıl olsun. Perişan tabii. Sen nereden tanıyordun? Çocukluğumuz aynı mahallede geçti. Biz mahalleden ayrılırken ikimiz de çocuk sayılırdık daha. <laughs> Yıllar sonra bir kokteylde karşılaştığımızda zor tanıdık birbirimizi. <laughs> i̇kimiz de çömezdik tabii o zaman. Yeni başlamıştık gazeteciliğe. Kalemi güçlüydü, abartmazdı. Olduğu gibi yazar da her şeyi. Ben beğenirdim üslubunu. Ama iş gereği rastlaştığımız yerler dışında görüşmezdik öyle. Rahat yüz. de geldiniz çocuklar. Özlemişim sizi. Ay daha üç gün önce görüştük anne. Yirmi <laughs> e, 25 yıl dizimin dibinden bir gün olsun ayırmadım seni. Üç gün az mı kızım? <gülüyor> <gülüyor> anne Ayla teyze nasıl görüyor musun? Ayla Hanım dün aradı. Boş bir vaktinde Pelin'i de al bana bir uğra dedi. Niye acaba beni ne yapacak? Tuğrul'un kütüphanesinde ne var ne yok bağışlamaya karar vermiş. Üç aydır kıyamıyordu onlara. Aklına sen gelmişsin. <laughs> İçlerinden işine yarayan olursa gelsin Pelin alsın dedi. Yani Tuğrul'un eşyalarını bana mı verecek Ayla teyze? Eşya demedi kızım kitaplarıyla dergileri dedi. Anne bir gazetecinin en değerli eşyalarıdır onlar. Bakacak mısın? Bakacak mısın ne demek hemen gidelim. Neden saklamıyor Ayla teyze onları? Ne de olsa oğlunun anıları. Üç aydır oğlunun anılarına gözyaşı döküyor Pelin kolay değil. Belki gözünün önünde olmaları acısını arttırıyor. Ay zavallı kadın. Gencecik yaşta gitti o. Hmm. Kaç yaş vardı aranızda Turula? Benimle yaşıttı. 35'ine varmadan. Hadi anne. Ayla teyzeyi arayalım da bizi kabul edebilirse gidelim hemen. Hmm. Üç aydır dokunmadım odasına. Olduğu gibi bırakacaktım ama dayanamadım. Sanki her an çıkıp gelecekmiş gibi geliyordu. Gelip odasına geçecek. Masasına oturacak. Çalışmaya başlayacak. Tuğrul iyi gazeteci ile teyze. Çok gezdiği için çok biliyordu. Ben yazılarını her zaman zevkle okurdum. Neyse işte. Oturduğum yerde baktım durdum odasına. O hayattayken işine yarayan her şey tembel tembel yatıyordu. O zaman sen geldin aklıma. Götürüp sahafa vermeyi de içime sindiremem. İkiniz çocukken iyi anlaşırdınız. İşine yarar bir şeyler vardır içlerinde herhalde. Ne kadar incesiniz Ayla teyze. Gel, gel odasına gidelim de bir bak evladım. Kapısını kapalı tutuyorum. Yoksa her an gözümün önünde dayanamıyorum. Ooo, ne kadar çok kitap var burada. Çok okurdu, çok. Karnını zor doyurduğu zamanlarda bile iki kuruşunu kitaba dergiye yatırırdı. Eski dergilere pek meraklıydı. Onlara özel bir kitaplık yaptıracaktı ama ömrü vefa etmedi yavrum. Hmm. Onları ayrıca şurada toplamıştı bak. 1930'ların 40'ların dergileri. Hı hı. Babasından mı kaldı Tuğrul'a yoksa sahaftan mı topluyordu? Yok babasından değil ama Tuğrul'a babası kadar yakın bir ahbabımızdan çoğu. Ha. Eh. Hadi kızım ben içerideyim. Annen yalnız kalmasın. Bak işine yarayanı al. Senin elinde Tuğrul'umun ruhu canlanır belki. Umarım bütün kitaplığı indirmedin. Daha bunun beş misli var kitaplıkta. Bir saat oturup seçtim. Şu hayat dergilerine bak. İlk <laughs> sayısından son sayısına kadar eksiksiz. Yıl 1957. Hı hı. Sayı bir. <laughs> Sıkı aşırıcıymış Tuğrul. Annesi nasıl Pelin? Ay nasıl olsun? Acısını bastırmaya çalışıyor. Kazadan sonra Tuğrul'un bulunamamış olmasına üzülüyor en çok. Oğlunu ölü de olsa son bir kez görmek istermiş. Ya. Ama çok metanetli kadın. Oğlundan söz ederken gözleri doluyor. Yine de tutuyor kendini ağlamıyor. Acıların en zoru derler evlat acısı için. Allah kimseye göstermesin. Arkadaşları gelip gitmişler. Boş bırakmamışlar Ayla teyzeyi. Onlara niye vermemiş bunları? Bilemiyorum. Ama beni çocukluğumdan beri çok sever Ayla teyze. Birlikte büyüdüğümüz için belki Tuğrul'a daha yakın görüyordur beni. Hı hı. Şu yeşil kapaklı cildi verir misin? Şunu mu? Ha, evet evet onu. Al. Bu bilgisayarının hemen yanındaydı. Elinin altında olduğuna göre belki de son günlerde bundan yararlanıyordu. Haftalık mecmua. Hı -hı. Yıl 1967. Ha. Sayı 14. <laughs> 75 kuruş. <laughs> 75 kuruş ha? Ne komik! <laughs> Hiç gülme. Yeni Türk Lirası'yla yeniden dönmedik mi kuruşa? Ha? O da doğru ya. Aa. <laughs> e, burada bir zarf var. Ver bakayım. Bir yazıyor üzerinde. Ver, Ağzı ver kapalı. Aç, aç hadi aç. E bize ait değil ki ya, özel bir şeyse. Saklandığı dergi cildiyle birlikte sana geldiğine göre zarfı açmaya hakkım var demek En iyisi Ayla teyze'ye götürmek bunu. Kadının yüreğine inecek şeyler yazıyorsa ya. Hadi aç, oku. Ayla Hanım'ı ilgilendiriyorsa başka bir zarfa koyar götürür verirsin. Merakın her zaman pratik çözümler getirir aklına böyle. Hadi aç şunu. Bu satırları kimin okuyacağını bilemiyorum. Onun için hitap ettiğim belli biri yok. Zarfı kim bulursa o okuyacak bu mektubu. Bir vasiyet gibi. Zaman zaman yinelediğim satırların özü aynı. Bana bir şey olduğunda araştırmamı sürdürecek kişiye yol göster. Ne? Araştırmasını sürdürecek kişiye yol göstermek mi? Bu odada toplam yedi mektup var. Okumakta olduğunuz birinci mektubu... ...her seyahat öncesinde yeniden yazar... ...ve herhangi bir kitabın ya da cildin içinde çalışma masamın üzerine koyarım ki bulunması kolay olsun. Takdir edersiniz ki... ...neredeyse son noktayı koymak üzere olduğum araştırmamın... ...bana bir şey olması halinde kimsenin ruhu duymadan kaybolup gitmesine gönlüm razı olmaz.'' Diğer mektuplarda işiniz bu kadar kolay olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Elimdeki bilgilerle neden polise gitmediğim sorusu akla gelebilir. Birincisi, zincirin bütün halkalarına ulaşmak istiyorum. İkincisi, birilerini ürkütüp kaçırmaya niyetim yok. Üçüncüsü de elimdekileri henüz kanıtlamış değil. Her bir mektup araştırmamdaki son gelişmeleri barındırıyor olacak içinde. Bilgileri dağınık bir biçimde saklama nedenim, onların yanlış kişilerin eline geçmesine ilişkin kaygımdır. Çünkü bu iş gizli ve bir o kadar da tehlikeli. Bu mektubunda doğru kişinin eline geçip geçmeyeceği konusunda öyle olmasını ummaktan başka çarem yok. Mektubun doğru kişinin elinde olmasını diliyorum. Mektubu okuyan her kimse tehlikeli bir işin başında olduğunu bilmelidir. Tehlikeli ama üzerine mutlaka gidilmesi gereken bir iş. Demek Tuğrul bir uyuşturucu mafyasının peşine düşmüş. Bunu da şu anda yalnızca ikimiz biliyoruz. Belki de yalnızca ikimiz değil Pelin. Belgelerin saklandığı kitaplar başkalarının eline geçmiş olabilir. Benden başka kimse girmedi ki Tuğrul'un odasına. Hem daha dün oradaydım. Annesi odasını ilk kez bana açtı. Bunu tam olarak söyledi mi? E, tam olarak söylemediyse de ben sözlerinden o anlamı çıkardım. Tuğrul'un arkadaşları... Ayla hanımı sık sık ziyaret etmişler dememiş miydin? Evet. O halde Turulun odasına da girmiş olabilirler. Ayla teyze, e, Turulun kitaplarından, dergilerinden alan oldu mu hiç? Yok. sana verene kadar beklettim hepsini. Niye sordun? Hiç. Benim aldığım dergiler arasında eksik sayılar vardı da ondan sordum. Arkadaşları odasına girdiler ama kimse eşyalarına el sürmedi. Odasına mı girdiler? Tanımadığınız insanlar var mıydı aralarında? Allah kızım dediğim gibi çok gelen giden oldu. Çoğu arkadaşını da tanımazdım zaten. Aa, ama... Evet? Aa, birkaç kere tuhaf iki delikanlı geldi ziyaretim. Nasıl tuhaf? Ne bileyim, e, sanki Tuğrul'un arkadaşı değillermiş gibi geldi bana. Ah, açıklaması güç. Oğlumun diğer arkadaşlarına benzemiyordu bunlar. Üstleri başları dökülüyordu. Serseri gibi yani. Tuğrul'un ahbaplık edeceği tipte de insanlar değildi. E Nereden arkadaşlarıymış Tuğrul'un? İlk çalıştığı gazeteden dediler. Ha. Ah, ama dedim ya pek inandırıcı gelmedi bana. Biraz da ürktüm galiba bu delikanlılarda. Tuğrul'un odasına girdiler mi? Delikanlılardan biri Tuğrul'da bir kitabının kaldığını söyledi. Önemliymiş, alması gerekiyormuş. Geçtiler, baktılar odaya. Kaç kez geldiler? Birkaç kez geldiler ama odaya bir kez girdiler. Sonraki gelişlerinde girmek istediler ama atlattım. Hmm. uylandım ya bir kez. Peki buldular mı kitabı? Vallahi ben o sırada ayıp olmasın diye başlarında durmadım. Çayları tazelemeye gittim. Bulduk diyerek çıktılar odadan. Çaylarını da içmediler. Demek ortalıkta bir yerdeydi ki hemen buldular. Kızım niye soruyorsun bunları? Sonra yine geldiler mi Ayla teyze? Ee, bir kere daha geldiler. Oturdular gittiler. Kızım bir şey mi var? Ha? Ne oluyor Allah aşkına? Bakın Ayla teyze. Eh, Tuğrul bir araştırma yapıyordu ve anladığım kadarıyla bazılarını ürkütmüş olmalı. Onun araştırmasına bundan böyle ben devam edeceğim. Sizden ricam bu adamlar sizi ziyarete geldiklerinde bana hemen haber vermeniz... ...ve mümkün olduğunca Tuğrul'un odasına sokmamanız. Hı hı. Tehlikeli mi bunlar? Sanırım öğrenmek istedikleri şeyler var. Ee, ben size şimdilik bu kadarını söylemekle yetineceğim. Şimdi bu konuşmayı unutun lütfen. Ha? Ama kızım ben hiçbir şey anlamadım ki bu konuş... Hangi konuşmadan? Az önceki konu. Hangi az önceki? Peki Pelin, peki. Tamam kızım, <laughs> unuttum gitti. Torul da bir şeyini anlatmazdı bana. Ama işler yoluna girince neler olup bittiğini anlatacaksın, tamam mı? Söz. Yalnız... Benim zaman zaman Tuğrul'un odasında çalışmam gerekiyor. İncelemem gereken şeyler var çünkü. E, sizin için bir sakıncası var mı? O nasıl söz yavrum? Sen oğlumun yarım kalan işini tamamlayacaksın. Ne zaman istersen o da senindir. İşte buldum Fatih. Buldum. Ne buldun? Beş numaralı mektubu. Oh. Çabuk aç, aç. Bugün 18 Eylül 2003 Perşembe. Araştırmamın beşinci ayı doldu. Şimdiye dek ulaştığım belgeleri bir yenisi daha eklendi. Eroinin ülkeye giriş noktalarını artık biliyorum. Başıma bir şey gelmezse çok yakında patlatacağım bu haberi. O zaman hem büyük bir şebekenin hem de pek çok ünlü ismin çöküşünü hep birlikte izleyeceğiz. Bakayım şuna. Hah. Baksana. Eroinin ülkeye girmediği nokta yok gibi. Listeye bak ne kadar da uzun. Hı, hı. Ah, kağıdın köşesinde de bir şey yazıyor. Ne kadar ufak yazılmış öyle dur bakayım. Bundan sonraki mektup için bakınız... ...aşkın gözyaşları. Aşkın gözyaşları mı? Ay burada ne amaçla geçiyor bilmem ama... ...bir bitki adıdır bu. Tek bir gövdede iri iri yapraklar dizilidir böyle. Yaprakların çevresinde de minik tohumlar vardır. O minik tohumlar daha yaprağın üzerindeyken köklenir, toprağa düşünce de filizlenir. Ha. Her gün en az yedi sekiz tane minik fide düşer toprağa. <laughs> Onun için aşkın gözyaşları demişler. Ha. Ne de olsa şairin dediği gibi mutlu aşk yoktur. Çok güzel bir bitkidir ama herkes bilmez. Tuğrul'un odasındaki de bir buçuk metreye ulaşmış Hı? Hatırlasana köşede bakır bir kabın içinde duruyor Mektubu bir bitki kabın içinde mi sakladı sence? Neden olmasın? Elimizdeki beş numaralı zarf olduğuna göre Ve minik notta bakınız bir sonraki mektup dediğine göre e, Demek ki altı numaralı mektup için bize yol gösteriyor Tuğrul Hadi, hadi üşenme de bir koşa Aile Teyze'ye gidelim hadi Ne? Bu saatte mi? Ay ne varmış saatte canım? Daha on bile olmadı Aa. Hadi üşenme ne olur Altıncı mektup o kabın içinde gizlenmiş olmalı Delirdin galiba Kadının yüreğini ağzına getireceksin Hadi Fatih sabaha kadar uyuyamam yoksa Tamam tamam Bari kadınca azara da haberi olsun Amma uzattın ha. Gerek yok diyorum sana Hadi kalk kalk giyin hadi Vallahi pes Bir de keçiler için inatçı derler Bilim dünyası senin beynini incelemeye yasa, Keçinin kiyle kıyaslanmayacağını görür sen bu mektubu nereden buldun? Tarihten bugüne uyutma yöntemleri diye bir kitabın içinde. Adı dikkatimi çekti diye almıştım kütüphaneden. Tarihte insanları ameliyat etmek için kullanılan uyutma yöntemlerini anlatan bir kitap. Bu ne demek biliyor musun? Mektuplarla gizlendiği yerler arasında bir bağlantı kurmamızı istiyor Tuğrul. Eroinin ülkeye giriş noktaları böyle bir kitabın içine konulmuş. Eroin ve uyutma yöntemleri. Bakıyorum da iyi de niye ısındın artık? Ee, yalnız aklıma takılan bir şey var. Sen Turul'un odasına ölümünden üç ay sonra girdin... ...ve masanın üzerinde duran ciltlerden birinde... ...bir numaralı mektubu buldun. Adamlar nasıl bulamadı mı diyeceksin. Evet ya. Ayla teyze çayları tazelediği bir ara yalnız bırakmış onları. Belli ki fazla araştıramadılar. Peki, peki. Ama bir şey arayan işe çalışma masasından başlamaz mı? En son ne üzerinde çalışıyorsa hepsi masasındadır çünkü. Ne bileyim. O arada aradıklarını bulduklarına göre belki o da masadaydı ve diğer şeylere bakmaya fırsatları olamadan Ayla teyze girdi içeri. Olamaz mı? Mantıklı. Zaten Ayla teyzenin söylediğine göre birkaç kez gelmişler ama Tuğrul'un odasına bir kez girmişler. Sonraki gelişlerinde de girmek istemişler ama Ayla teyze atlatmış. O halde aradıkları başka şeyler de var. Öyle görünüyor. Bu da demektir ki Ayla Hanım'ı ziyaret etmeyi sürdürecekler. Doğru. Pelin, bence hemen polise haber verin. Yok, henüz erken. Biraz ilerleyelim. Ondan sonra polisin işin içine girmesi zaten kaçınılmaz olacak. Ama önce şu mektupların tamamına bir ulaşalım ha? Ulaşmak çözüm değil ki. Tuğrul son noktayı koymak üzere olduğu halde neden polise gitmedi? Çünkü yazdığına göre kanıt yoktu. Mektupları bulmakla iş bitmeyecek yani. O yüzden polis işin içine girene kadar çok dikkatli hareket edeceğiz. Şimdi daha fazla gecikmeden Ayla teyzeye gidelim de aşkın gözyaşları neler söylüyor bir bakalım. Aa, hayrola çocuklar? Bir şey mi oldu akşam akşam? Sana Aa, yok bir şey Ayla teyzeciğim. E, Tuğrul'un odasında biraz çalışmamız gerek. Kusura bakmayın böyle habersiz geldik ama aramaya fırsatımız olmadı. Ay, zarar yok çocuklar hadi girin girin için. Ay bende bir şey oldu sandım. Ay, yok yok yok. Hadi, siz geçin odaya. Ben birazdan çayınızı getiririm. Ay, zahmet olacak. Hadi Fatih geç önden. Hı hı. Ay bakma bana öyle Fatih. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Tamam olan oldu. Bir dahaki sefere ararım. Ama şimdi tek kelime etme lütfen. Tamam tamam tamam. Hadi çalışmaya başlayalım artık. İşte aşkın gözyaşları. <laughs> Demek gecenin bir vakti bizi ayağına getiren bitki bu. Ha? Hadi yardım et de kaldıralım. Altında olabilir mi? Dur 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 sen dur şimdi. Fıtığını azdırmanın alemi yok. Ben kaldırırım. <gülüyor> <gülüyor> Aa Amma da ağırmış be. Aa, var mı altında bir şey? Yok. İndir indir. İndir. Ay normalde bu kadar büyümez bu bitki. Saksısı büyük olduğu için of. serpilmiş böyle. Saksıyı da bakır kabın içine koymuşlar. Ondan bu kadar ağır. Saksı ile bakır kabın arasına baksak olur ama ikisinin genişliği hemen hemen aynı. Çıkarmak güç olacak. Sen yere bir şey ser. Altı ıslak olabilir. Oh, oh, tamam. Suyun sızması için koydukları tabağa da al. İşte işte tabağın altında naylona sarılmış sudan etkilenmemesi için. Şimdi tekrar içine koyabilirsin saksıyı. Demesi kolay. Oh. Ah. Evet çocuklar. Çayın yanına kurabiye ah. getirdim. <laughs> Keyifle çalışın hadi. Ay çok zahmet oldu vallahi. Zaten geç saatte rahatsız ettik sizi. <laughs> Ay rica ederim yavrum. Rahatsızlık ne demek. Pelin'e de söyledim. Siz Tuğrul'umun yarım kalan işini sahiplendiniz. Ben daha ne isterim. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Hadi açalım şunu artık. Mektubu bulan her kimse onu kutluyor. Çok zekice davranıyor. Şu halde altı numaralı mektuba da ulaşmış oldu. Bu mektupla birlikte hikayeye sonu hüzünle biten bir aşk giriyor. Kahramanlarımızın adları Murat ve Canan. Her ikisi de aynı mimarlık bürosunda çalışıyorlar. Murat mimar, Canan peyzaj mimarı. Uyuşturucu işine nasıl bulaştıklarını henüz bilmiyorum ama öğreneceğim. Üç yıl önce girmişler bu işlere. Ancak çocukları olacağını öğrenince, gençleri bu illete bağımlı kılan bir şebeke için çalışmaktan utanç duymaya başlamışlar. Yani bu işleri bırakmak istemişler. Bunu da şebekenin sorumlusuna iletmişler. Onlar da anlayışla karşılamış. Anlayışla mı? Mektubu okuyanın buna şaştığını tahmin edebiliyorum. Filmlerde böyle olmaz çünkü. Mafyaya veda etmek isteyen aynı zamanda yaşama da veda edeceğini çok iyi bilir. Neyse. Güya taleplerinin olumlu karşılanmasından üç gün sonra Canan ve Murat henüz bir aylık bebekleriyle tatile çıkıyorlar. Kendi arabalarıyla. Ancak ne yazık ki arabanın freni tutmuyor ve Bu mektubu Aşkın Gözyaşları adlı çok sevdiğim bitkinin altına gizlemek, aşk öyküsünün hüzünle bitmesi nedeniyledir. Tahmin edilebileceği gibi olaylarla onları açıklayan mektupları gizlediğim yerler arasında ufak da olsa bir bağ kurmaya çalışıyorum. Ne trajedi. Bu adamlara bulaşıp sonra kolayca sıyrılmak mümkün mü hiç? Onlar da pek safmış. Öyle deme Fatih. Sıyrılmak istemeleri bile bir şey. O da doğru ya. Arşiv ben Filiz. Filiz abla günaydın. Ah günaydın canım. gündem toplantısına yetişmem gerek. Bana 2 Ekim 2002 tarihli gazeteleri çıkarır mısın? Hım hepsini mi? Evet hepsini. Yarım saat sonra yanındayım. Görüşürüz. Hı, tamam canım görüşürüz. Otur bir çay iç. Çocuklar çeker fotokopilerini. Yok yok ben çekerim. Hangi sayfaları çektireceğimi daha ben de bilmiyorum. Hem inceler hem çekerim. Sen bilirsin. Başka zaman söz. Çay da içmeye geleceğim. Fırtına gibi kızsın. Seni <laughs> yakalamak zor. İyi yakalamışken iki çift laf edelim demiştim ama başka sefere artık. Tamam. Ay, her zaman erken gelip böyle güzel sofralar hazırlasan ne olur sanki? İnsan kendi işinin başında olunca o dediğini zor yapıyor işte. Ay nasıl acıkmışım. <laughs> Öğle yemeğini atladım yine. Sabah da doğru dürüst bir şey yemedim. Ben de ağzından laf alabilmek için yaptım bunca şeyi. Anlatman için karnını doyurmanı beklemeyeceğim değil mi? Yok yok. <laughs> anlatmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Bütün gün şişkinlik yaptı zaten öğrendiklerim. Gidip dipsiz bir kuyuya bağıracaktım neredeyse. Şşş, yavaş ye. <laughs> Midene oturacak yoksa. <laughs> Ay, tamam bitti zaten. <laughs> Konuştuğumuz gibi kaza haberinin yer aldığı gazetelerin hepsinden birer fotokopi çektirdim. Getirdin değil mi? Sen salona geç ben çantamı alayım da geleyim. <laughs> tamam. İşte hmm. gazetede dikkat çekmesin diye fotokopilerini kendim çektim. Bakayım şuna. Gerçekten çok ilginç. Ya, hiçbirinde bir uyuşturucu şebekesinin iç hesaplaşmasından söz edilmiyor farkındaysan. Hı hı. Sıradan bir trafik kazası sanki. Hatta Tuğrul'un mektubunda bahsi geçen freni tutmayan araba hikayesi de yok yazılanlar arasında. Benzerlerine her gün rastlanan türden bir üçüncü sayfa haberi. Peki 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 peki. Tuğrul nereden öğrenmiş olabilir bunca şeyi? Basına bile yansımayan bir şeye Tuğrul nasıl ulaştı acaba? E, o da Tuğrul'un araştırmacılık başarısı. Belli ki sıkı bir haber kaynağı vardı. Pelin şimdi mektuplara ulaşmanın heyecanıyla fark edemeyebiliriz ama işin ucunda mafya var. Varlığımızdan haberdar olurlarsa biletimizi kesi verirler. Dönüş biletimiz de olmaz o kestikleri biletin içinde. Bence polise gitmekte gecikmeyelim. Bu olayı ben patlatacağım Fatih. Hem yarım kalmış bir işi arkadaşım adına tamamlayacağım... ...hem de kariyerimde önemli bir adım atacağım. O mektup bir anlamda Tuğrul'un vasiyetiydi. Bana düşen de bu vasiyeti yerine getirmek. Merak etme nerede duracağımı bilirim. Bilmez miyim? Hep sınırda durursun. Bir de iyi tarafından düşün. Ayla teyzeyle işbirliği yapmış olduk. Dilediğimiz zaman evine gidip gelebiliyoruz. Şu anda gazetede çalışan kaç köşe yazarı, bak muhabir demiyorum. Kaç köşe yazarı nelerini vermezdi böyle bir dosyanın bilgilerine ulaşmak için? Peki peki. Şimdi bir durum değerlendirmesi yapalım o halde. Şimdiye değin kaç mektuba ulaştık? Üç. Birinci mektup Tuğrul'un bize merhaba dediği mektuptu. Hı -hı. İki, üç ve dört numaralı mektuplara henüz ulaşamadık. Hı -hı. Beşinci mektupta Eroi'nin ülkeye giriş noktalarının tam listesi vardı. Hı -hı. Altıncı mektupta da... Canan Murat aşkının gözyaşları vardı. Eksim var mı? <laughs> Fazlan var. E neymiş o? Zekan. Fazla zekisin. Aslında Tuğrul'un kitaplığını buraya getirebilsek ne iyi olurdu. 24 saat kesintisi çalışman için mi? Şimdiden suratın kaşık kadar kaldı Pelin. Hmm. Hem kitaplığı getirdin, diğer eşyalar ne olacak? Aşkın gözyaşları bir kitap değildi hatırladığım kadarıyla. Tamam tamam haklısın. Hadi bakalım. Gözünden uyku akıyor. Bugünlük bu kadar yeter. Ben de çok yoruldum zaten, dinç kalkmak için... Erkenden yatmak gerek. Tabii. Günaydın. Aa günaydın kaçak. Bir haftadır nerelerdesin? Bunlar sizin. Şerbera. <laughs> Hem de ateş rengi. Teşekkür ederim. Aa, girsene. Sabah telefonu kapar kapamaz patatesli börek yaptım sana. Oo, oh, mis gibi kokuyor. Dün akşamdan haber verseydin kahvaltıyı daha zengin hazırlardım. Kahvaltı bahane, derdim sizi görmek. İzinli misin bugün? Aslında pazar günleri kullanıyorum iznimi ama bugün alışverişe çıkacağım. Cumartesileri ben de pek severim. Gel, gel mutfağa geç. Hmm ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Bir gün ben de böyle hamarat olabilecek miyim çok merak ediyorum. Ben Tuğrul Doğan'a kadar doğru dürüst yemek pişiremezdim. Zaten evlendik dokuz ay sonra Tuğrulcuğum geldi dünyaya. Çocuk olunca daha bir sorumluluk sahibi oluyor insan. <laughs> Ona niyetimiz yok bizim. Aa, o niye o? İkimiz de işimizi seviyoruz. Çocuk bizi engeller diye düşünüyoruz. Hemen olması şart değil nasılsa. Hem oluyor da ne oluyor sanki. O kadar büyüt, okut, adam et. Kahpe bir uçak kazası alsın götürsün. Olacak iş mi bu? Değil ama oldu işte. Yaranızı deşip de üzmeyin kendinize. Rahatlıyorum böyle Pelinciğim. Onu hatırladıkça acıma hafifliyor. Yok sayamam ki Tuğrul'u. Kimse Tuğrul'dan söz açmıyor üzülmeyeyim diye. Oysa ben konuşmak istiyorum. Hayatımın en güzel yıllarını onunla yaşadım. Şimdi neden unutayım? Böyle düşündüğünüzü bilmiyordum. Kemal Bey'i kaybettiğimde çok gençtim. Tuğrul da daha minicikti. Ama onun varlığıyla ayakta durabildim. Evet. Şimdi o da yok. Yalnızlık çok zor Pelin, çok. Ama daha da zoru... ...etrafımdakilerin bana oğlumu unutturmaya çalışması. Galiba ben de aynı şeyi yapmaya çalıştım size. Tuğrul'dan bahsettiğinizde lafı değiştirip durdum. Biliyorum. Üzülmemi istemiyorsunuz. Ama onu ben doğurdum Pelin. İnsan kendinden bir parçayı unutmak için çaba harcayabilir mi? Bundan böyle oturup uzun uzun Tuğrul'dan konuşalım olur mu? <laughs> ben de çocukluk anılarımızı anlatırım size. <laughs> olur canım. Hah, eşini de getir. Size yemekler hazırlarım, tatlılar yaparım. Ah Pelin, bir şey daha var canımı çok sıkan. Torulu son bir kez görmeyi o kadar isterdim ki. Belki paramparça oldu ama hey. olsun. Yine de görmek isterdim. Nasıl bulamadılar cenazesini hala anlamış değil. Ah, neyse. Hadi. Birer çay daha içelim mi? İçelim. Ha? <laughs> haftalık durum raporu. Araştırmanın ikinci haftasındayız. Daha sıkı çalışmamız gerek. Fatih'in son günlerde işleri çok yoğun. Bana başlangıçtaki kadar yardımcı olamıyor ama... ...en azından beyin fırtınası yapıyoruz. Araştırmayı bir an önce sonuçlandırmak için sabırsızlanıyorum. Sanki Tuğrul yaptıklarımı görüyor... ...ve her şey bitene kadar da ruhu huzur bulmayacak gibi geliyor bana. Belki de bunun için bu kadar sabırsızım. Sevgili anneannem ne derdi hep Kızım sabrını dizginleyemediğin zamanlarda iki kere düşün. İkinci de kendini odana kapat. <laughs> Canım anneannem biliyordu ki tez canlılığım başımı çocukluğumdan beri hep derde sokmuştur. Elinden gelse beni bağlardı. Biliyorum. Tuğrul'un kütüphanesinden getirdiğim tüm kitapları, cilt cilt dergileri sayfa sayfa inceliyorum. Göremeyeceğim kadar ufak notlara da rastlayabilirim. Dikkatimi yoğunlaştırmam şart. Gel Fatih'ciğim. Hala çalışıyor musun sen? Çalışmayıp da ne yapayım? Her şey bana bakıyor. Yeni bir şeyler bulabildin mi? Satır satır inceliyorum hepsini. Ufacık not kağıtları ya da ne bileyim... ...sayfaları düşürmüş bir şeyler bulurum diye. Kaç gündür ben de yardım edemiyorum sana. Ama bu yeni projenin... ...bir an önce bitmesi gerekiyor. Yarın akşam da Antalya'ya toplantıya gideceğim. Biliyorsun. Sen kendi işlerine bak canım... Desteğin yeter. Daha ne olsun? <laughs> Çok yoruyorsun kendini. Hem gazete hem bu araştırma. Yarın Canan ve Murat'ın bir yakınıyla görüşmeyi düşünüyorum. Ne görüşeceksin? Bildikleri bir şey var mı yoklamak istiyorum. Ya yoksa? Ve her şeyi senden öğrenirlerse? Yakınları için anıları temiz kalsın diyorsun yani. O zamana kadar haberdar olmamışlarsa bundan sonra... <laughs> Bilemiyorum gereği var mı? Kimseye zarar vermeyeceğimi bilirsin. Sansasyon peşinde koşmuyorum. Durduk yerde kimsenin yaşantısını bulandıracak da değilim. Zaten dikkat edersen yoklayacağım dedim. Yalnızca şebekenin başına ulaşabileceğim bilgileri elde etmenin yollarını arıyorum. Tamam tamam bana bakma sen. Doğrusu neyse onu yap. Ben hep yanındayım bunu unutma. <laughs> Haldun günaydın ben Pelin. Aa, ah, günaydın Pelin nasılsın? Sağ ol iyiyim. Senden bir ricam var ya. İşin yoksa bir ara yanıma gelir misin? Ee, gündem toplantısına yarım saat var. O saate biter mi işim? Tabi tabi. Tamam az sonra yanındayım. Çayımı ısmarlamış ol ha. Beleşçi seni. Hadi bekliyorum. Oo, Pelin Hanım Sabahın köründe çağırdığına göre beni önemli bir şey var. Doğru mu? Önemli Haldun, hem de çok önemli. Geç otur şöyle. Yarım saatte sana her şeyi anlatmaya çalışacağım. Allah Allah, bak meraklandırdın şimdi beni. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hı hı. Anlatacağım şeyler bu odadan dışarı çıkmayacak. Hı hı. İkimiz arasında kalacak. Hı hı. Çünkü çok gizli ve tehlikeli bir işten söz edeceğim sana. Polis muhabir olduğuma göre her iş tehlikeli benim için zaten. Bu biraz farklı ama. Hı hı. Sen gazetenin polis muhabirisin, işin polisle. Bu işin farkı... E, evet... Bu kez polisin hiçbir şeyden haberi yok ve bir süreliğine de olmayacak. <laughs> ee, seni dinliyorum. Sonuçta toparlarsak senden istediklerim öncelikle uyuşturucu mafyasının kurbanı Evli Çift'e dair bilgiler. Haklarında ne bulabilirsen görüşebileceğim birileri de olabilir. E, polisle ilişkilerimi kullanacağım ama polisin bu işten haberi olmuş. tamam öyle. Hı -hı. İşler çözülmeye başlamadan polisi devreye sokarsak dikkat çekebiliriz. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli. Anlıyor musun beni? Hı -hı. Anlıyorum. Şu anda elimizdeki en somut ipucu Canan Murat çiftine ait bilgiler. Bunları derinleştirerek epey yol kat edebiliriz. Elinden bir şey kurtulur mu senin? Ortak mıyız? Evet, çak! O halde senden haber bekliyorum. Eyvah saat onu çeyrek geçiyor. Gündem toplantısı başlayalı 15 dakika olmuş. Ben kaçıyorum ablacığım. Fırla. Ay, ay, ay benim de fırlamam lazım. Ay, yine geç kaldı. Aferin Haldun. İyi iş becerdin doğrusu. Nasıl hallettin? Ne demişler? Tamam tamam. Üzümü niye? Bağını sorma. Başka ne demişler? Gazeteci haber kaynağını açıklamaz. Aferin dersine iyi çalışıyorsun. Kimsenin ruhu duymadı değil mi? Hayır dedim ya Pelin. Kusura bakma bu iş geriyor beni. Ha bak yalnız şu gerginliğini Şevval Hanım'a yansıtma. Merak etme. İkna etmen zor oldu mu? E, oldu olmasın ama bu işin çeteyi çökerteceğini söyleyince biraz yumuşadı. En yakın iki arkadaşını bu çeteye kurban verdiği için öfkesi hala taze. Bana ters davranmaz umarım. Ay yo ay, ay ay ay. Aksine yumuşak öyle biri. Yardım edeceğine söz verdi Sen de konuya sakin girersen sorun kalmaz Ha unutmadan Tuğrul'dan bahsetmedim Bu senin araştırman ona göre Anlaşıldı Tuğrul'un odasını şimdilik bizden başka kimsenin bilmemesinde yararlan. Aman ağzından bir şey kaçırma Aa şuna bak benim ona söylemem gerekenleri o bana söylüyor <laughs> Ne çabuk ısındın işe ee, Biliyorsun emekli olunca bir dedektiflik bürosu açacağım Buradaki çalışmanı beğenirsem 20 yıl sonrası için seni düşünebilirim <laughs> Çok incesin ha, Saat 8'e 5 var e, e, tamam geldik zaten. E, 42 numara sağ tarafta. Evinde buluşmamız iyi olacak. Rahat rahat konuşuruz her şeyi. İşin bitince telefon et gelip alayım seni. Ve Fatih şehir dışında madem bana emanetsin. Yok canım ben dönerim. Gece yarısını buluruz bana öyle geliyor. Zaten saat 8. E, sen bilirsin. Çok teşekkürler Haldun. Bu isim ve adrese ulaşmakla büyük bir yol kat ettik. Sayende. Ya dur bakalım. Teşekkür için henüz erken. Daha işin başındayız. Artık yarın sabah gazetede konuşuruz olup biteni. Hoşça kal. Dikkatli ol. 42'ye 3 giriş katında olmalı. Buyurun. Pelin Hanım olmalısınız. Siz de Şevval Hanım. İçeri girin lütfen. Sağ olun. Buyurun salona geçelim. Ay ne şirin bir ev. Tek başıma yapabildiğim kadarıyla işte. Evle ilgilenmeyi seviyorum. Şuraya geçelim isterseniz. Ben işinize yarayabileceğini düşündüğüm bazı şeyleri hazırladım. Hemen başlayabilir miyiz? Yalnız konuştuklarımızı teybe kaydetmeyeceksiniz değil mi? İstemezseniz kaydetmem. Öncelikle öğrenmek istediğim... ...bu sohbetin nerede ve nasıl kullanılacağı. Ee Şevval Hanım... ...arkadaşım Haldun size her şeyi... ...ayrıntılarıyla anlatmış olmalı. Evet anlattı. Çok tatlı dilli biri. <laughs> Öyle olmasa ikna olmazdım sanıyorum. Ama bir de sizden duymak istiyorum... ...bazı şeyleri. Pekala. Ee, olayın ciddiyetinin hepimiz farkındayız. Bir an önce bir şeyler yapmazsak... ...bu zehrin serbestçe dolaşımı... ...daha çok gencin canına mal olacak tahmin edebiliyorum. Sorunuza gelince ben sansasyon peşinde koşan bir gazeteci olmadım asla. Daima işimi yaptım hem de hakkını vererek. Dolayısıyla sizinle yapacağımız görüşme olay tam olarak aydınlanana kadar gizli kalacak. Ya sonra? Sonra araştırmayı gazeteye vereceğim. Yazı dizisi olarak yayınlanması için. Tabii sizinle yaptığım söyleşi de yer alacak. Aslında Pelin Hanım bazı kaygılarım yok değil. Bu olayın parçası olmak beni korkutuyor. Karşımızdaki ufak bir sokak çetesi değil, koskoca bir uyuşturucu mafyası. Bu insanlar nasıldır bilirsiniz? Acımaları yoktur. Olsaydı, çok sevdiğim iki arkadaşımı sinsice öldürmezlerdi. Korkmakta haklısınız. Ama savaşmazsak daha çok insanı sinsice öldürecekler. Adınızın duyulmasını istemiyorsanız gizli tutarım. Ancak bana anlattıklarınızı bu şekilde kullanmalıyım ki kanıtlara dayandığım belli olsun. Bilemiyorum, bilemiyorum. Ama kimliğimi gizlerseniz... Evet, gizlerseniz yardımcı olabilirim size. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bu çeteler için hiçbir şeyin değeri yoktur. Ben de hedeflerden biri olmak istemiyorum. Bakın olayın düğüm noktalarını çözene kadar polise haber vermeyeceğiz. Her şey polise intikal ettiğinde de kimliğinizi gizli tutarız. Polis bu konularda çok titizdir. Peki Polise neden şimdi haber vermiyorsunuz? Ben bir gazeteciyim. Bu da benim bir gazeteci olarak sonuçlandırmak istediğim bir araştırma. Yeterince açık mı? Açık. Polis nasıl olsa el koyacak bu olaya, ama zamanı gelince. Yani siz istediğiniz zaman. <laughs> Doğru. Ben istediğim zaman. Ah, iyi bir ev sahibi gibi davranıp ne içeceğinizi bile sormadım daha. Çay içelim mi? <laughs> Olur. Evet. Nereden başlayalım? En başından. Yani Canan ve Murat'la tanışmanızdan. Canan peyzaj mimarıydı. Murat da mimar. Aynı mimarlık bürosunda çalışıyorduk. <laughs> İyi bir ikiliydiler. Akıllı, çalışkan, pratik ve inanmayacaksınız ama dürüst insanlardı. Her şey birdenbire oldu. Bir batağın içinde buldular kendilerini. Ve kurtulmaya çalıştıkça da battılar. Oysa bir zamanlar ne kadar da mutluyduk. <laughs> en kötü günümüz böyle olsun. <laughs> nice başarılara canancığım. İnanmak öyle güç ki. Niye güç olsun? Çalıştın, karşılığını da aldın. Ne bileyim Hı? beklemiyordum. Daha iyilerine layıksın. Bunu hiç unutma. <laughs> Yanımda sizler olduktan sonra karada ölüm yok mu? <laughs> İşe gireli henüz bir yıl olmasına karşın Canan çok önemli bir göreve getirilmişti. Başarılı ve hırslıydı. Ama hırsı yalnızca işiyle ilgiliydi. Kıskançlık nedir bilmezdi. Yalnız kısa sürede müdür olması dikkatleri üzerine topladı. Ve... Ve ayağını kaydırdılar Canan'ın. Nasıl yaptılar bunu? Canan ihalelerden sorumluydu. Hem elinden hem de kendisine verilen iki banka hesabından yüklü paralar geçerdi. Nasıl oldu hala bilmiyoruz. Şirketin ihalelerle ilgili hesaplarından çok yüklü bir miktarda para çekildi. Canan'ın sorumluluğunda mıydı bu paralar? Hı hı, evet. Sonra? Sonrası sıkıntılı günler. Bu inanılmaz bir şeydi. Şifresini yalnızca Canan'ın bildiği hesaplardan nasıl olup da para çekildiğine kimse akıl erdiremedi. Çünkü her şey olağan görünüyordu. Şifre girilmiş ve paralar 20 gün içinde parça parça çekilmişti. Hem de 5 ayrı hesaptan. 5 ayrı hesaptan mı? Ay mümkün mü böyle bir şey? Şirket ihalesini kazandığı 5 firma için 5 ayrı hesap açtırmıştı. Gerektiğinde bu paraları kullanma yetkisini de Canan'a vermişti. Şifreleri Canandan başka bilen yok dediniz, değil mi? Evet. <laughs> Yönetim kurulu üyeleri bile bilmiyordu tam güvenliğin ancak bu şekilde sağlanabileceği düşünülmüştü. Peki nasıl olur bu? Beş ayrı hesaptan yirmi gün boyunca nasıl para çekilir ve Canan'ın ruhu nasıl duymaz? Hesaplardan sürekli para çekilmiş. Yirmi günün sonunda durum fark edildiğinde çekilen paranın miktarı tam yirmi milyar. Ay inanılır gibi değil. Zaten kimse inanmadı Canan'a. Bu yirmi gün boyunca hesaplara hiç mi bakmamış? O hesaplara gerektiğinde girilirdi. Demek ki ancak yirmi gün sonra gerekmiş. Yani her şey olup bittiğinde. Durum daha geç fark edilseydi hesaptaki gedik daha büyük olacaktı. Peki ee, paraları beş ayrı hesaptan çeken şifreleri nereden biliyormuş? Söylediğine göre Canan beşinin şifresini de aynı vermiş. Karıştırmamak için. Ve şifreyi bilen biri de? Paraları çekmiş. Peki ya bankamatik kartı? Canan bankamatik kartını hiç kaybetmediğini söyledi. Geriye tek seçenek kalıyordu paralar internetten bir başka hesaba transfer edilmişti. İnternet üzerinden sürülen iz de işe yaramadı. Paraların hangi hesaplara transfer edildiği bulunamadı. Paralar yer yarılmış altına girmişti. Çok ustaca bir planın ne yazık ki parçası oldu Canan. Genç yaşta başarı her zaman tehlikelidir. Ayağınızı kaydırıverirler. verirler. bu olmaz Murat. Ben suçlu değilim. Şiş, biliyorum canım biliyorum. <laughs> Kanıtlayacağız. Göreceksin. Bak bunu kim yaptıysa <laughs> ayaklarımıza kapanarak özür dileyecek bizden. Ben ben şimdi yargılanacak mıyım? Her şey düzelecek canım. Sen kendini bırakma yeter. Düşmanlarımızın yüzünü güldürmeyelim tamam mı? <laughs> Mahkeme cerbi ne diyor? Üç gün içinde teslim olmalı. Ay yoksa zorla götürüleceğim öyle mi? <laughs> Ne yaptıysa, ne dediyse inandıramadı Canan. Önce işine son verildi. Ardından zimmetine para geçirmekten hakkında dava açıldı. Perişan oldular tabii. Siz, siz inanıyor muydunuz ona? Dürüstlüğünden bir an olsun kuşkuya düşmedim. Ama bu bir şeyi değiştirmezdi. Değiştirmedi de. Anlayamadığım bir şey var şimdi. Canan peyzaj mimarı. Tamam, müdür olunca ihalelerin sorumluluğu da kendisine verilmiş ama hiçbir zaman paralarla mimarlar oynamaz. Muhasebe diye bir birim vardır, değil mi? Ee, i̇şte onu hiç öğrenemedim ben. Çünkü bu mimarlık bürosunun sahibi Tahir Sevingen'le Canan arasında bir şeydi. Canan müdür olduğunda henüz bir yıllık bir elemandı. Oysa ofiste müdürlüğü bekleyen kaç yıllık elemanlar vardı. Siz kaç yıllık elemandınız peki? Ben mi? O zamanlar beş yıllıktı. Ortadan 20 gün içinde kaybolan 20 milyar ve suçsuz bir insan. Bu olayda tek mağdur Canan değildi. Tahir Bey Murat'ı da çıkardı işten. Beraber olduklarını biliyordu. Canan daha bu işler patlak vermeden önce Murat'ın evine taşınmıştı. Evlilik planları yapıyorlardı. Anne trajik bir durum. Canan ilk duruşmada tutuklandı ve cezaevine konuldu. Ancak delil yetersizliğiyle Canan'ın iyi hali bir araya gelince üçüncü duruşmada tahliye edildi. Tabii tutuksuz yargılanmak üzere. Evet, Hı. kenti terk etmemeleri gerekiyordu. Beş parasız kalmışlardı. Ben elimden geldiğince yardım ediyordum ama yetmiyordu tabii. Üstelik onlarla ilişkimi de gizlemek zorundaydım. Anlayacağınız çok sıkıntılı günlerdi. Bir gece... Murat! Of, nerede bunlar? Neredesiniz ya, meraklandım. Gir içeri Şevval. Hayrola, bir şey mi oldu? Hii! Ne oldu? Canan niye yerde? Ne oldu Murat? Yüksek dozda uyuşturucu almış. Ne? Uyuşturucu mu? Evet, uyuşturucu. Uyuşturucuyu nereden bulmuş? Bilmiyorum. Ben de az önce geldim. Yerde baygın buldum onu. Ya hadi. Hadi yardım et de hastaneye götürelim. <laughs> tut kollarından tut hadi. Uyuşturucu olduğunu nereden biliyorsun? Banyoda şırıngalarla turnikeyi görsen sen ne düşünürdün? Ah oh Allah'ım. Şu hale bak. Şu hale bak. Son günlerde alkol yüzünden tartışmaya başlamıştık ama doğrusu eroin aklıma gelecek en son şeydi. Nasıl yaptı bunu anlayamıyorum. Nereden buldu? Parası da yoktu üstelik. Evet, öyküye uyuşturucu girmeye başladı. Çok duygusal bir insandı Canan. Bu yükü kaldıramadı. Teselliyi de uyuşturucuda bulacağını sandı. Murat daha güçlüydü ama... ...o da pençesine düştü bu illetin. Yalnız bir farkla. Nasıl bir fark? boğazlarına kadar borca batmışlardı. Bu işin ticaretini yaparak borçlarından kurtulmayı planlıyordu Murat. Uyuşturucuyu değil kazandıracağı parayı kullanmaktı amacı. Bak sen. Çok uğraştı ve altı ayda canını kurtarmayı başardı. Tek bir amaçları vardı artık. Çok para kazanıp yurt dışına yerleşmek. Tabii Canan'ın da aklanması gerekiyordu önce. Cık. Korkunç bir haksızlığa uğramışlar yazık. Oh çok geç olmuş. Saatlerdir konuşturuyorum sizi. Çok yorulmuş olmalısınız. Yoruldum ama konuşmaktan değil. O günleri tekrar yaşamaktan. Çok zor günlerdi Pelin Hanım. Çok. Hiç kuşkum yok. E, görüşmemizi en kısa zamanda yineleyebilir miyiz? Size yardımım dokunacaksa elbette. Bu şebekeyi çökertirken payınız büyük olacak emin olun. Hiç değilse başkalarının canı yanmasın. Ben onların arkadaşıyken içim yandı. Anne babaları ne yapsın? Onlar biliyorlar mıydı? Canan'la Murat'ın uyuşturucu işine girmeleri dışında her şeyi biliyorlardı tabii. 20 milyarın ortadan kayboluşu basına da yansımıştı çünkü. Ama kazanın yer aldığı gazetelerde Canan'ın yargılandığına dair en ufak bir şey yoktu. Meslektaşlarım her zamanki gibi geçmişe dönüp araştırma yapmaya üşenmiş anlaşılan. Neyse, e artık gitsem iyi olur. Eşimi de daha fazla merakta da bırakmayayım. Gecenin bu saatinde gitmeseniz burada kalabilirsiniz. Aa Çok teşekkür ederim ama alışkınım ben merak etmeyin. Ee, şey kimliğimin gizli kalması konusunda size güvenebilirim değil mi? Hem de sonuna kadar. Tamam baktım. Alo. Çok şükür neredesin Pelin? Sabahtan beri seni arıyorum. Evdeyim nerede olacağım uyuyordum. İyi misin peki? E uykumu böldüğün için pek iyi sayılmam. Allah'ım nasıl korkuttun beni bir bilsen. Hayrola bir şey mi oldu saat kaç? Dokuzu çeyrek geçiyor. Ne? E? Ay şu anda gündem toplantısında dur, dur, olmalıydım. Dur, dur dur dur. Şimdi seni tamamen uyandıracak bir şey söyleyeceğim. Sıkı dur tamam mı? Şevval Hanım'ı kaçırmışlar. Ne? Ne diyorsun Hayrola? Sakın bir yere ayrılma ben hemen geliyorum. Telefonunu meşgul et. Bakarsın ararlar seni. Kapıyı da kimseye aç. Ta, tam, tam, tamam tamam tamam. Aman Allah'ım. Bu gece kaçta ayrıldın Şevval Hanım'ın yanından? İki buçuğu bulmuştu. Sabaha kadar da teyiptekileri deşifre ettim. Yattığımda altı buçuktu galiba. Onun sağ. için uyanamadın demek. Fatih de yok ki uyandırsın. Sekizden beri arıyorum seni. Telefonun yanıt vermeyince çok korktum. Seni de kaçırdılar sandım. Şu olayın ayrıntısını anlatsana. Sen nasıl haberi aldın? Polis telsizinden 8'e 5 kala geçti haber. 30 yaşlarında bir kadın sabaha karşı evinden zorla götürüldü diye. Baktım adres ve kadının adı tutuyor. Sarıldım telefona ama seni uyandırmak ne mümkün? Eee kaçırıldığını kim haber vermiş? Karşı dairedeki yaşlı komşusu görmüş. Her zamanki saatinde ilaç içmeye kalkmış. Apartmandan sesler duyunca delikten bakmış. Etiş kakışı görünce de hemen polise haber vermiş. Bu kadınla hemen konuşmalıyız Haldun. Kadının ifadesini alan polis arkadaşım buraya gelmeden önce ifadeyi faksladı bana. Ha öyle söylesene. Dolayısıyla konuşmamıza gerek olacağını sanmıyorum. İfadesi elimizde. Al oku. Hmm. Üç kişilermiş. Evet. Aa, delikten bakınca gördüm ki... ...üç adam şevvali almışlar... ...aralarına sürüklüyorlar. Çok korktum. Adamlar iri yarıydı ama yine de Şevval'i idare etmekte zorlandılar. Evet, epeyce direnmiş demek ki. Şevval ayaklarıyla sağa sola tekmeler savuruyordu. Adamlardan biri bağırmasın diye elini ağzına kapatmıştı. E Allah Allah, gecenin o saatinde tanımadığın kimseyi açar mısın sen kapıyı? Deli miyim? E, kapıda bir zorlama var mı peki? E, polis raporuna göre yok. O halde Şevval Hanım kapıyı kendi rızasıyla açtı. Çünkü gelenleri tanıyordu. Hı -hı. Düşünsene... Gündüz saati değil ki boş bulunup da göz deliğinden bakmadan kapıyı açasın. E, o da doğru. Saat kaçta olmuş olay? Yaşlı komşunun ifadesine göre sabaha karşı dört buçuk sıralarında. Yani ben ayrıldıktan iki saat sonra. İyi ki orada değildin o saatte. Bu işin benimle ilgisi olduğu kesin. Vallahi bravo ya. Vara vara bu sonuca mı vardın? <laughs> Kızım deli misin sen? Tabii ki olay seninle ilgili. Bu kadar tesadüf başka nasıl bir araya gelebilirdi ki? Bak çok dikkatli olmamız gerekir. Şevval Hanım'la neler konuştuğunuzu öğrenirlerse sırada sen varsın demektir. Ki kadın kaçırıldığına göre büyük ihtimalle öğreneceklerdi. Ay ağzından yel alsın. Öyle Pelin. Böyle tehlikeli bir işin süt liman gitmeyeceği belliydi. Adamlar artık varlığını biliyor. Ve asıl şimdi başlıyor her şey. Ne yapacağız peki? Yapılacak tek şey var. Polise haber ver. Hayır hayır hayır. Ha. Araştırmayı tamamlamadan olmaz. Hem zaten kaçırılma olayından haberi var polisin. Var ama şu anda senin yaşamın söz konusu. Ben kendimi korurum merak etme. Gözün karadır bilirim. İnadın da inat. İş başa düştü yine. Bu iş bitene kadar kendimi senin koruman ilan ediyorum. <laughs> Delisin sen. Ne yapacaksın? E seni yalnız bırakmamaya çalışacağım. Yalnız sen de göz önünden fazla ayrılma. Gazeteden çıkacağın zaman haberim olsun. Buradaki işlere izin verirse yanında olurum. Yoksa telefonla kontrol ederim seni. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. E, Fatih ne diyor bu işe? İşin bu noktalara geldiğini henüz bilmiyor. O evde kendi kendime kitap karıştırıp ipucu aradığımı sanıyor. Gerçi arıyorum hala ama bu aralar işler kesat biraz. E, dün gece Şevval Hanım'ın evinden ayrılırken seni izleyen birileri oldu mu? E, belleğini biraz zorla bakalım. Bilmem, hiç dikkat etmedim. Neyse, dikkatli olman konusunda dediklerimi unutma. Cep telefonunu da fazla meşgul etme ki gerektiğinde sana ulaşmam zor olmasın. Anlaştık ortak. <laughs> Alo. Pelin yavrum sen misin? Benim Ayla teyze. Hayrola beni gazeteden aradığına göre önemli bir şey olmalı. Öyle çocuğum öyle. Hani sen bana o adamlar gelince haberim olsun demiştin ya. Geldiler mi? Geldiler çocuğum. Ama onlar değil de başkaları. Ben de sana haber vereyim dedi. Evdeysen hemen geliyorum. Hadi çocuğum bekliyorum. Demek oturup gittiler. Evet kızım. Hiç garibinize giden davranışları olmadı mı? Geldiler oturdular halimi hatırımı sordular gittiler. Tuğrul'un odasına da girmek istemediler öyle mi? Evet yavrum. Allah Allah. Peki beni sordular mı? Yok sormadılar. Eminsiniz değil mi? Geçen sefer gelenler değildi. Eminim çocuğum. Bunları ilk kez görüyorum. Ama en az diğerleri kadar kılıksızdı bunlar da. Ay kusura bakma Ayla teyze. Bazı şeyleri böyle üst üste oturtmaya çalışıyorum da ondan tekrarlatıyorum bunları sana. Ah kızım bir de bana anlatsan. Aa ne konuştuk hani biz? Daha vakti gelmedi öyle mi? Öyle ya. Ama söz verdiğim gibi zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. Yalnız bana bir konuda dürüst davranmanı istiyorum. Hayatın tehlikede değil mi? Kimin ne zaman gideceği belli mi Ayla teyze? Ah yavrum siz gençler hep kendinizi düşünüyorsunuz. Anneler babalar nasıl perişan oluyor anlamıyorsunuz. Ama bu benim mesleğim Ayla teyze. Yine de seni sevenleri düşün kız. Bak Tuğrul bırakıp gitti beni. Cık. Kolay mı sanıyorsun onsuz yaşamak? <laughs> Hissettirmemeye çalışıyorum ama içim yanıyor. Bilmez miyim? Tuğrul benim tek evladım. Artık o da yok. Hep meslek aşkı yüzünden. Gitmeseydi olmayacaktı bütün bunlar. Şimdi senin de başında bir şeyler var. Seziyorum. Ama... Aması maması yok. Tuğrul da çok masal anlattı bana. Yalnız Tuğrul mu öldü o uçak kazasında? Ben de öldüm kızım. Bakın şöyle yapalım. Bundan sonra size daha çok uğrayayım. Gözünüzün önünde olursam belki bu kadar üzmezsiniz kendinizi ha? sonsuz bir uykuya dalmış da olsa o melek yüzünü öpüp öyle uğurlamak istedim oğul. Nasıl olup da bulamadılar. Hala aklım ermiyor. Hem Türk hem Alman yetkililer tekrar tekrar arama emri verdi ama bulunamadı işte. Ne olur artık bunları düşünüp de kendinizi hırpalamayın. Hem kendinizi üzüyorsunuz hem beni. Söz verir misiniz bana? Denerim kızım. Denerim. Bu durum gösteriyor ki Şevali kaçıranlarla Ayla Hanım'ı ziyaret edenler farklı kişiler. Zaten Ayla Teyze de onları ilk kez görüyorum. Yani demek istediğim farklı çetenin adamları. Bunu nasıl bilebilirsin ki? Durumu şöyle bir gözden geçirelim. Şeval neden kaçırıldı? Hı? Büyük bir olasılıkla seninle görüştüğü için. Ee. E yani artık senin farkındalar. Oysa Ayla Hanım'ı ziyaret edenlerin henüz senden haberi yok. Öyle olsa beni sorarlardı, değil mi? Aferin, işi öğreniyorsun. Yanında staj görüyorum ne de olsa. Yani Pelincim, karşımızda aynı şeyin peşinde olan iki çete var. Bence çete diyerek durumu hafifletiyorsun. Mafya desen daha doğru bir tanımlama yapmış <laughs> olacaksın. Peki neyin peşindeler? Bilemiyorum, ama bulacağız. Akşam Tuğrul'un odasında çalışalım mı biraz? Hı? Yani belki yeni bir şeyler <laughs> buluruz ha. Zaten bulmamız da gerekiyor. Gazeteden birlikte çıkarız o halde. Saat altıda. Önce bir şeyler yiyelim de kadıncağıza yük olmayalım. Tamam. Önce yemek. Kapının eşinle durmuş. Ne yapıyorsun öyle? Odaya bakıyorum. İçeriden de bakabilirsin. Sen hiç bin ya da bin beş yüz parçalı puzzle yaptın mı? Aa, bir arkadaşım hediye etmişti bir keresinde. Deli işi ya. Yardımcı olacak bir planı da yok. O kadar sabırlı değilim ben. Benim ne kadar tez canlı olduğumu bilirsin ama puzzle başına oturunca saatlerce kalkamıyorum. Sabrımın sınandığı yer belki de orası. <laughs> Bazen zihin öyle bir noktaya gelir ki eline aldığın her parça anlamını yitirir. Bütünü görememeye, o bütün içinde elindeki minicik parçayı konumlandıramamaya başlarsın. İşte o zaman derhal başından kalkman gerekir. Yani dikkatini yeniden toplamak için. Hı hı. Tazelenmiş ve dinlendirilmiş bir algının neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Yeniden başına geçtiğin zaman puzzle'ın eline aldığın ilk parçayı sanki daha önce saatlerce üzerinde düşünmüş, çalışmış gibi bir anda tık diye yerine koyu verirsin. Günlerdir bir şey bulamıyoruz ve sen dinlendirilmiş zihninle odanın eşiğinde durarak bütünü algılamaya çalışıyorsun öyle mi? <laughs> Çok zekisin. <laughs> Tam da öyle. Pekala. Deneyim ne sabit bir şey bu. Bunlara benim saygım vardır. Tuğrul mektupları mektubun içeriğiyle ilgili bir şeyin içine gizliyor, değil mi? Evet. İyi. Şu karşıdaki film afişi senin için bir şey ifade ediyor mu? Günaydın Vietnam filminin afişi mi? Hı. Şimdiye dek izlediğim en iyi 50 film arasında gösterebilirim. Robin Williams da ilk 10 aktörüm arasındadır. Afişte ne yapıyor Robin Williams? Bir elinde mikrofon. Diğeriyle de sanki sakın ha işareti yapıyor. Bu da bir pusula olamaz mı? Hani çerçevenin arkasında bir mektup mu var? Bence öyle. Bana kalırsa Tuğrul ipucunu gözümüze sokmuş ama... ...odaya her gün aynı gözlerle bakmaktan... ...daha doğrusu minik detayların peşinde koşmaktan... ...gözümüzün önündeki kocaman ayrıntıyı kaçırıyor olabiliriz. Denemesi bedava. İndirir misin onu duvardan? Peki. Al bakalım. Teorisyen sen olduğuna göre içinde bir şey var mı bak zevkini de sen tat. Duvara bak. Nesine bakayım? Rengine. ne? E ne var renginde odanın rengi neyse orası da o renk. Şampanya köpüğü. Sorun da bu ya. Demek ki Tuğrul bu çerçeveyi asılı çok olmamış. Çünkü uzun süre asılı kalan çerçevelerin altları daima daha açık olur. Yani Tuğrul bizzat mektubu saklamak için astı bu çerçeveyi buraya. Aynen öyle. Şimdi bak bu kadar lafa çerçeve içinde bir şey gizlemiyorsa... ...vallahi rezil olurum Ama sana. Ama uzattın Pelin, sana şunun arkasını. Şu mektup açacağı bize yardımcı olur. Tamam. İşte, işte biliyordum. Haldun hem de iki zarf birden. Üç ve dört numaralı zarflar. Sevgili araştırmacı... Bir kez daha tebrik edilmeyi hak ettin doğrusu. Günaydın Vietnam'ın içine bakacak denli zeki biri olduğundan araştırmayı hızlandırmak için hem üç hem de dört numaralı zarfa ulaşmanı sağladım. Eroin şebekesinin Türkiye'deki kuryelerinin adına ulaştım birkaç gün önce. Bu araştırmaya giriştiğimden beri o kadar çok sürprizle karşılaştım ki artık öğrendiklerim beni şaşırtmıyor. Ama mektubu okuyanın nutku tutulacaktır eminim. Uyuşturucu kuryeleri genellikle zavallı, amaçsız, genç insanlar arasından seçilir. Ya genç yaşta alıştırılmışlardır ya da amaçsız oldukları için terlemeden kazanacakları para tatlı gelir. Ancak elimdeki kurye listesi bunun tam tersi de kariyer sahibi, toplumda öyle ya da böyle yer edinmiş isimlerden oluşuyor. Her kafadan bir sesin çıktığı bol konuklu tartışma programlarının akıl hocası, ünlü ve saygın psikiyatrist Tarık Alacakan, kadın stand-upçı Zahide Özgemic'i, ve köşesine mektuplar yağan köşe yazarı Kortan Yüksek. Büyük bir olasılıkla kuryelerin birbirinden haberi yok. Örgütün başı böyle durumlarda ince bir işçilik örneğiyle kimsenin kimseyi tanımamasına özen gösterir. Zaten büyük başlar asla bilinmez. Daha doğrusu bunlar aslında herkesin çok iyi tanıdığı saygın isimlerdir ama o taraklarda bezleri yokmuş. Hatta bu tip olayların peşindelermiş gibi davranırlar. Şimdi kalkıp da kim ünlü bir psikiyatrin uyuşturucu işine bulaştığını doğrudan söyleyebilir. Ama biraz kurcalansa altından neler çıkacağına dair fikir bile yürütülemez. Hırtkılıklı bir takım adamlar görünür ortalıkta yalnızca. İşi de, malı da, parayı da onlar verir. Az önce sıraladığım isimlerinde maşaları vardır. İşe koşacak, malı ya da parayı alacak. E maşa kullanınca elleri kirlenmez zannederler. Kurye olarak bu isimlerin seçilme nedeni VIP olmaları ve havaalanlarında aranmamalarıdır. Şimdilik bu kadar. A -a. Pelin, nutkun tutuldu bakıyorum. Daha Tuğrul kadar alışamadım sürprizlere. Onun için biraz kroke durumdayım. Az sonra kendime gelirim. O zaman dört numaralı mektubu ben açıyorum. Tek satır yazıyor. Bakayım. Ve yalnızca iki cümle. Şebekenin kilit ismi Mimar Tahir Sevingen. Ne? E bu Canan'ın patronu? Düğüm giderek çözülüyor mu yoksa kör düğüm mü oluyor anlayamadım. Kafayı toplamalıyız, kafayı toplamalıyız. İşte o biraz zor, benimki bayağı dağıldı zira. Bütünü görebiliyorum. Ya sen? Puzzle yapmamanın zararları işte. Yalnızca bir kısmını görebiliyorum. Anlasana. Canan'ın hesabından paraları çeken... ...daha doğrusu çektiren Tahir Sevingen'in kendisiydi. E niye yapsın ki bunu? E Canan'la Murat'ı ağına düşürmek için. Hmm. Şevval de dememiş miydi? O kadar kıdemli çalışan, müdür olmak için sıra beklerken... ...daha bir yılı henüz dolmuş Canan müdür yapıldı diye. Eee? Eee'si şu. Canan hırslıydı ama toydu da. Tahir Bey onu müdür yaparak bir anlamda kandırdı. Sorumluluk verdi. Güya ona güveni tamdı... Canan da Can'la başta çalışıyordu. Sonra ne oldu? 20 gün içinde 5 ayrı hesaptan toplam 20 milyar para sır oldu. Canan'ın nasıl oldu da ruhu duymadı diyeceksin. Çünkü o 20 gün içinde hesaplara girmesini ya da para çekmesini gerektiren bir şey olmadı. Daha doğrusu olmamasına dikkat edildi. Her şey Tahir Bey'in bilgisi dahilindeydi. Yalnız bir işbirlikçisi vardı. Onun yardımıyla yapabildi bunca şeyi. Dur tahmin edeyim. Eee Şevval. On puan. Şeval en yakın arkadaşlarıydı görünürde. İçlerine girdi ve kaleyi içerden çökertti. Allah bilir canına ilk uyuşturucuyu veren de odur. Ama sonuçta kadın kaçırıldı. Bence kaçırılmadı. Kendini kaçırttı. Düşünsene sabaha karşı dört buçukta kapına tanımadığın adamlar dayanıyor... ...ve kapıda tek bir zorlama izine bile rastlanmıyor. Kapıyı Şeval açtı onlara. Çünkü onları tanıyordu. Oradan bir süre kaybolmasında yarar vardı. Hakkında şüpheye kapılacak olursak kendini bu yolla aklamış olacaktı. Yani bir tür sigorta anlıyor musun? Tanığı da hazırdı. Meraklı yaşlı komşusunun her gün aynı saatte ilaç içmeye kalktığını biliyordu. Bu duruma uygun bir mizansen hazırladı ve polis kayıtlarına kaçırıldı olarak geçmeyi başardı. Dikkat edersen apartmanda başka kimse duymuyor olayı. Çünkü gürültü patırtı çıkarmıyorlar. Yaşlı komşusunun görmesi yeterli çünkü. Ay çok zekice. Oysa o gece ne kadar da masumdu. Vallahi bravo. Güzel rol yapmış doğrusu. Galiba emekliliğimde açacağım dedektiflik bürosunun müdürü ben değil sen olacaksın. Alo. Pelin ben Janset. Öğlen kimseye sözün yoksa seninle yemek yiyelim diyorum. Tabii Janset Hanım. 12'de kapıda buluşalım. Yeni bir kafe açılmış oraya götüreceğim seni. 12'de. Hangi dağda kurdu öldü de sevgili yazı işleri müdürümüz beni yemeye çıkarıyor. Allah Allah. Gözlerindeki soru işaretinden anlıyorum ki ...senin neden yemeye çıkardığımı merak ediyorsun. Ne yalan söyleyeyim bunu düşünmeden edemedim. Mısır'a gönderiyoruz seni. Mısır'a mı? Evet Mısır'a. Gezi yazısı yazman için. Şaşırdın mı? E, şaşırdım tabii. Yani daha önce hiç göndermemiştiniz de. Bu bundan sonra da göndermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Gezi yazılarının değişmez üçlüsü ne diyecek buna? Onların ne diyeceği hiç önemli değil. Yalnız şu sıralar ayrılamam burada. O ne demek küçük hanım? Yani bu seferlik beni affetseniz. Peki ala. Açık konuşalım o halde. Burnunu sana ait olmayan şeylere sokmuşsun değil. Genel yayın müdürümüz seni uyarmamı istedi. Çok yakın bir arkadaşıyla ilgili araştırma mı ne yapıyor? Sana böyle bir görev verdiğimi hatırlamıyorum. Demek yayın müdürümüz Tunç Bey, Tahir Bey ile kanka. Duyamadım. Yok bir şey. Sözcükleri dişlerinin arasında sıkmana gerek yok. Açıkça söyle söylemek istediğini. Benim sana söyleyeceğim çok açık çünkü. Tunç Bey bir süre ortadan kaybolmanı istiyor. Ne kadar bir süre? En az iki ay. Bugün cuma. Salı gününe hazır. En az iki hafta Haldun. Salı günü de yola çıkıyormuşum. Kabul etmeyeceğim. Üç kuruşluk adamların tehdidine pabuç bırakacak değilim herhalde. Durum gerçekten de çok ciddi Pelin. Acele etmeyelim. Hafta sonunu düşünerek geçirelim. Sen Fatih'e danış bakalım. Ee acele işe şeytan karışır. Apar topar Mısır'a gönderilmem şeytanın işi değil de ne Allah aşkına. Hadi bakalım, hayırlısı. Senin motorların su kaynatmaya başlamış. Biraz soğut onları. Hafta sonu daha sakin konuşuruz. Aklın araştırmada kalmasın. Ben devam ederim. Ama senin takıldığın asıl nokta tehdit biliyorum. Beni iyi tanıyorsun. Yarın iyice bir dinlen, telefonlaşırız tamam mı? Tamam. Alo. Kerim, hemen buluşmalıyız. Haldun, ne oldu? Yarım saat sonra meydandaki havuzun önünde bekliyorum seni. Yarım saat sonra oradayım. Bu sabah şu Şevvalin Kapı komşusunun ifadesine bir kez daha göz attım. Hı. Sonra da Komiser Altan'ı aradım. Dosya ile ilgili bir gelişme olursa haberleşecektik. İyi ki aradın dedi. Bir gelişme varmış kaçırılma olayıyla ilgili. Neymiş? Şevval'in evinde bir kimlik bulunmuş. Ee, lafı geveleme de söyle kimin kimliğiymiş? Senin. Ne? Evet. Benim kimliğim mi? Sarı basın kartım. Sizin gazeteden birinin kimliği dedi. Doğru. Yok. Çok sık kullanmadığım için fark etmedim demek ki. Anlaşılan ziyaret ettiğin gece iyi çalışmış Şevval. Tabii ya. Bir ara tuvalete gittim. Kartımı o zaman almış olmalı. Ee, Şimdi ne olacak? Kimliğinle parmak izin karşılaştırıldığında kaçırma eylemiyle ilgili sorgulanman işten bile değil. Ne yani canım? kadınlar röportaj yapmaya gitmiş olamaz mıyım? Hangi konuyla ilgili olarak? E, e, ee, araştırmanın selamet açısından sen değil misin durumu polise intikal ettirmeyelim diyen. İfadene başvurulursa elimizdeki tüm mektupları ortaya sermemiz gerekecek. E Bu durumda da en iyisi Mısır'a uçman. Bugün cumartesi yolculuk salı günü. Bu arada dua edelim de ifadene başvurulmaz. Mısır gezisinin üçüncü günündeyiz. Kahire öyle büyük bir kent ki gezimizin üçüncü gününde olmamıza karşın daha gezilecek çok yeri var. Sanırım iki gün daha buradayız. Kahire için yazımı atacağım başlık herhalde şöyle olurdu. Tarih tünelinde modern zamanlar. Alışveriş merkezinin yıldızı, nefis dokumalar, Kahire'nin <laughs> Hemen dizüstü bilgisayarını aç ve elektronik postanı oku. <laughs> Aziz sen çekmeye devam et. Ben şuradaki kafedeyim. <laughs> Welcome. Water, coffee or tea? Tea, please. Bakalım bu kadar acil olan nedir? Pelin merhaba, bugün ofise gelmeden önce Salim kafayla Tuğrul'un odasına bir uğrayayım dedim. Hani senin şu tazelenmiş algı teorin var ya, onu kendimde test etmek için. <laughs> Ancak bulduğum şeyin benim algımla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Çalışma masasında şimdiye değin dikkatimizi çekmeyen bir şey buldum. Aslında kafam karıştı, çünkü odaya en azından gözlerimizle didik didik ettiğimizi ve çalışma masasının üzerindeki her şeyi ezbere söyleyebileceğimizi sanıyordum. Şimdi ise bundan kuşkuluyum. Böyle bir şey nasıl olup da gözden kaçtı doğrusu akıl erdiremedim. Sen de belliğini zorla bakalım. Tuğrul'un çalışma masasının üzerinde 16 megabaytlık bir memoristik buldum. Bilgisayarın hemen yanında. Böyle bir şeyi gözden kaçırmış olabilir miyiz? Thank you. Not at all. Hayır canım. Bu imkansız. Masanın üzerinde bir memoristik gözümüzden kaçabilir mi hiç? Cık, mümkün değil. Artık bilişim dünyasının üzerinde döndüğü, her şeyin kaydedildiği minicik veri deposu Tuğrul'un çalışma masasında olacak ve biz şimdiye kadar görmemiş olacağız. Cık, mümkün değil. Haldun orada mısın? Oradaysan yanıt yaz. Hah oradasın. Ne kadar minik olursa olsun bir memoristik asla gözümüzden kaçmazdı. Onu oraya biri koymuş olmalı. İçine baktın mı ne var? Ne? Genel yayın yönetmenimiz suç beyin adı mı? Hem de şebekenin kilit isimlerinden biri olarak. Ay işte buna inanamıyorum. Alo Haldun. Vallahi kaç para yazarsa yazsın. Böyle bir konuda yazarak haberleşmek olmaz. Nasıl geldi o memonistik oraya sence? Hiçbir fikrim yok benim. Ayla Hanım'ı da ilişkilendirmek istemedim. Bence bizi izleyen ve bize yardım etmek isteyen birileri koydu onu oraya. Ve bana kalırsa senin derhal dönmen gerekiyor. O neden o? Düşünsene bir, yarım kalan bir araştırmayı sürdürüyorsun ve karşına şans eseri çalıştığın derginin yayın yönetmeni çıkıyor. Sence oraya gönderilmen gerçekten de seni biraz uzak tutmak için miydi yoksa hepten uzak kalasın diye mi? Ne yani? Şimdi... Yani şu, hayatın tehlikede. Bir an önce Türkiye'ye dön. Burada da derhal polise gitmemiz gerekecek. Geri dönüş yok artık. Yani Janset Hanım biliyor muydu? Bana kalırsa biliyordu. Hiç düşünemedik. Diyelim ki Onların istediği gibi 15 gün uzaklaştırıldım buralardan. Sonra sanki işin olmayan şeylere burnunu sokmaya döndükten sonra da devam edemez mi? Ederdim tabii. Ee? Ederdim. Ay bana bir şeyler oluyor Haldun. Burası çok sıcak. Ay çok Pelin, sıcak. Pelin, Pelin ne oldu? Pelin! Alo! Pelin! Alo! Alo! Neredeyim ben? Of, başım. Telaşlanmayın. Sizi bir süre alıkoymamız gerekiyor. Kimin için alıkoyuyorsunuz? Ay ne oldu böyle ya? Biraz uyudunuz. Uyudum mu? Ha, tabii ya. Kafedeydim, Haldun'la konuşuyordum. Birden her şey dalgalanmaya başladı. Ay sonrasını hatırlamıyorum. Çayımda bir şey vardı değil mi? Size açıklama yapamam. Bağışlayın beni. Biz yalnızca sizin güvenliğinizden sorumluyuz. Siz kim? Ben ve arkadaşım. O nerede? Bir görüşme yapıyor. Sizden bir açıklama duyabilecek miyim? Maalesef hayır. Ilık bir duş iyi gelecektir size. Sonra da giyinir yemeğe hazırlanırsınız. 12 saattir uyuyorsunuz. Ay çayımda bir şey vardı değil mi? İzliyordunuz beni. Bir de beni korumaktan söz ediyorsunuz. Sizi koruyor olmasaydık şimdiye kadar mumyalama işlemleriniz çoktan başlamıştı. Konukluğunuzun uzun sürmeyeceğini umuyoruz. Burada güvendesiniz. Ama karaya adım attığınız andan itibaren emin olun bunu söylemek çok güçleşir. Karaya adım atmak mı? Şimdi neredeyiz ki? Aman Allah'ım. Dünyanın en uzun nehri üzerindesiniz. Yani Nil Nehri üzerinde. Şimdi duşunuzu alıp üzerinize rahat bir şeyler giyin. Sizi nefis bir akşam yemeği bekliyor ve yaşadıklarınızın tadına varmaya çalışın. Kariyeriniz bakımından da önemli böyle bir deneyim. Tabii ya, ne demesiniz? Birlikte mi yiyeceğiz? Ben yedim. E, i̇kinci tabak kimin için? Kaftan için. Aa, 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 ama 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 Tuğrul. Aman tutun bayılacak. Buna inanmak çok güç Tuğrul hayattasın. Şekerli bir şeyler iç de kan şekerin yükselsin. Arkadaşlar rica etsem? Hemen de. Tuğrul Bey. Ah! Ne oldu Pelin? Hiç. Rüyada mıyım onu test etmek için kendimi çimdikledim. <laughs> rüya gibi bir ülkede rüya kadar güzel bir nehirdesin o kadar. <laughs> Yaşadıklarınsa sonuna kadar gerçek. Lütfen en başından anlat her şeyi ya. Pekala. Hmm, uçağın düştüğü güne dönelim. Hı hı. Çok fazla yolculuk yaparım biliyorsun. Her zaman her şeye hazırlıklıyımdır. O seslerin tedirgin koşuşturmaları daha ilk dakikadan dikkatimi çekmişti. Bir aksilik oldu kesindi. Neden sonra ilk yardım önlemlerini almamızı istediler. O kadar hızlı oldu ki her şey. Hı. Uçak ormana çakıldı ve benim koltuğum çok uzun süre ormanda sağa sola çarpa çarpa kaydı durdu. Sonunda durduğunda çevremde kimse yoktu. Sarsıntı nedeniyle sanıyorum iki gün kendime gelemedim. Of. Kendime gelip de çevreyi kolaçan ettiğimde de uçağın enkazına dair en ufak bir şey göremedim. Belli ki çok uzağa sürüklenmiştim. Hı hı. Şans eseri koltuğum sayesinde hayatta kalmayı başarmıştım sol kolunda bir kırık vardı. Bir de tabii ciddi ezilmeler. Yüreğe yüreğe göl kıyısında bir eve vardım. Bu arada düşünmeye de fırsatım olmuştu tabii. Yaptığım araştırma birilerinin kulağına kar suyu kaçırmıştı. Peşime birileri düşmüşken ve ben araştırmamı sonlandırmak üzereyken ortadan kaybolmam... ...dahası ölmüş olmam işime gelirdi. Hmm. Kimliğimi gizlemeye karar verdim. Nasıl yaşadın onca zaman? <laughs> Çok fazla seyahat ettiğim için hemen her yerde dostlarım vardır. Zaten Frankfurt ikinci adresim gibi. Arkadaşlarımdan biri bana sahte pasaport ve kimlik çıkartmayı başardı. Böylece geçen beş ay içinde Frankfurt'ta gizlenmeme gerek kalmadı. Ya annen? Kadıncağız helak oldu. Senin öldüğüne hiç inanmadı. Cenaze törenine bile gitmedi biliyor musun? Naşi yok ki neyi toprağa vereceğim dedi. Hmm, onu çok üzdüğümü biliyorum ama... ...ortaya çıksam her ikimizin de hayatı tehlikeye girecekti. Zaten benim varlığımdan haberdar olmuşlardı bir kere. Peki beni nasıl buldun? Seni uzaktan izliyordum Pelin. Hayatta olduğumu bilen çok güvenilir dostlarım var. Onlara izletiyordum seni. O memuristliği odaya koyan sen miydin peki? <laughs> Annemdi. Ayla teyze mi? Yani biliyor mu yaşadığını? <laughs> Bir hafta önce öğrendim. Ben Türkiye'ye hiç gitmedim bu beş ay boyunca. Ama annem arkadaşlarımın gözetimindeydi. Yani Şevval kaçırıldıktan sonra eve gidenler var ya... ...onlar annemi yoklamak ve yaşadığımı söylemek için gitmişlerdi. Şeval kaçırıldıktan sonra Ayla teyzeye bir şey oldu mu diye yani. Hı hı öyle. Dur 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 konu dağıldı. Beni nasıl buldun burada? Ya da şöyle sorayım. Beni uzaktan izlediğine göre Mısır'a geldiğimi biliyordun. E peki neden kaçırttın? <laughs> ben kaçırtmasaydım sevgili genel yayın yönetmeniniz Tunç Bey kaçırtacaktı. E, seyrek de olsa görüşürdük seninle biliyorsun. Şu halini mumya haline tercih ederim doğrusu. Deli. <laughs> İşin başında Tunç Bey ile birlikte Mimar Tahir Sevingen var. Kimse onlardan şüphelenmeyi aklının ucuna bile getiremez. Birincisi herkesin gözü önündeler. İkincisi de son derece saygın ve prestijli insanlar. Oysa insanları zehirlemek için başvurmayacakları yol yok. Kurye olarak seçtikleri insanlar da kendileri gibi toplumda saygın bir yer edinmiş isimler. Neden onları seçiyor? Onlara şantaj yapabiliyor çünkü. Beş parasız çapulcuya şantaj yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Öncelik toplumun gözü önünde olmaları yani medyatik olmaları. Çünkü insanlar artık yoksul insanların yaşamlarıyla ilgilenmiyor. Medyatik ve sosyetik dünyanın üyeleri bizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Onlar da saygınlıklarına zarar vermemek için Tunç ve Tahir ne isterse yerine getiriyor. Aynen öyle. Üç numaralı mektubu hatırla. Ünlü kuryelerin isimleri. Hı hı. Kimler vardı o listede? Psikiyatr Tarık Alacakan, kadın stand-upçı Zahide Özgemici ve köşe yazarı Kortan Yüksek. Üçünün çok önemli ortak bir noktası var. Söyle bakalım tahmin edebilir misin? E, medyatik olmaları dedik ya. Hayır. Daha da önemlisi üçü de topluma akıl veren karakterler. Hani moda deyimiyle kanaat önderleri. Ve öyle olduğu için de model alınıyorlar. Psikiyatr Alacakan mesela ee, ...her gün o televizyon kanalı senin... ...bu benim gezip duruyor... Hep canlı telefon bağlantılarıyla... ...insanlara akıl veriyor... He? ...böylelikle muayenehanesi hasta akınına vuruyor... E, ee, böyle bir prestiji sarsmayı... ...göze alabilir mi? ...keza kadın stand-upçı da öyle... E, ee, sahne gösterilerinde insanlara nasıl mesajlar... ...verdiğini bir düşün... ...ve köşe yazarı Kortan Yüksek... ...köşesinde yonsuzluklara adı karışanları... ...deşifre eder... ...namusu abidesi... ...ay insanın inanası gelmiyor... Senin genel yayın yönetmeni ve şu ünlü mimar da oltayı böyle tiplere atıyorlar ki şantaj güçleri olsun. Ve bir açıklarını bulup o açığı uyuşturucu kuryeliyle kapatmalarını şart koşuyorlar. Nasıl açıklar mesela? E, tuzağa düşürüyorlar. Uygunsuz ilişkilerin kaydedildiği kasetleri duymuşsundur. Duymaz olur muyum? <laughs> Gerisini de sen yaz artık. Peki ya Canan'la Murat? Onları neden bulaştırdılar? Sonra neden öldürdüler? Bazen el altında küçük insanları da bulundurman gerekir. Ay yoruldum, çok yoruldum Tuğrul. Tamam, yarın devam ederiz. Ee, bir şey de yemedin. Neyse dinlen, uyanınca yersin. Şimdi yalnız durmak istiyorum. İnanamıyorum Fatih. Gözümü açıyorum Nil nehrindeyim. Kapıyorum, uyandığımda elimdeyim. Düşle gerçek karıştı iyice. Tüm bunları yaşadım mı ben? Mısır'a gittin mi örneğin? Tuğrul'la konuştuk mu saatler boyu? Evet. Tuğrul yaşıyor mu gerçekten? Ay söylesene. Ne içirip Selin... duruyorlar bana? Ay sersem gibiyim canım. Elinciğim. Nefes alırsan bana da konuşma şansı vermiş olursun. Dahası merakını ancak bu şekilde giderebilirim. E, tamam tamam dinliyorum. Türkiye'desin. Evindesin. Mısır'dan buraya bir gemiyle geldin. Hı. Yolculuğu hatırlamaman normal. Çünkü uyuyordun. Güçlü bir gevşetici verilmiş sana. Bünyen alışık olmadığı için çok daha fazla etkilenmişsin. Tuğrul yaşıyor. <laughs> Ayla teyzeyle birlikte birazdan burada olurlar. Haldun da gelecek. Herkesin ödünü kopardın. Ne zaman döndük? İki gün önce. Bu arada serumla beslendin. Uyanamadın çünkü. Araştırma ne oldu? Aa, onu da Tuğrul anlatsın sana. Kendine geldiğini haber verdim. Birazdan gelirler. <laughs> Ama bu arada ne tehlikelere atılmasın da haberim olmamış. Sana çok kızdım. Nerede duracağımı iyi bilirim demiştin hatırlarsan. Sen de bilirim sınırda durursun demiştin. E sınırda durdum işte. Evet, Mısır sınırında. Gidişinin altında öyle bir neden olduğunu bilsem dünyada göndermezdim seni oraya. Derhal polise gider. Olsun, çok değişik bir deneyimdi benim için. Vallahi benim için de öyle. Çok şanslısın Tuğrul. Uçak kazasından sapasağlam kurtulduğun gibi... ...araştırmanı da son derece zeki ve azimli biri yürüttü. Burcun ne senin? <laughs> Yengeç. Ya tahmin etmeliydim. Yengeçler daima şanslıdır. Aa, kendine haksızlık ediyorsun. İkiniz de çok iyiydiniz. bir e, bilsem baştan işbirliği yapardım sizinle. Bir tek yedinci mektuba ulaşamadık. Onda ne vardı? Sahi onu nereye gizlemiştin? Ee, <laughs> Siz Şevval'in Tahir Sevingen'le yaptığı işbirliğini benden önce ortaya çıkardınız. Ama Şevval'in kötülükte ne kadar sınır tanımaz biri olduğunu tahmin edebilir miydiniz bilemiyorum. İşte yedi numaralı mektup. Bir Formula 1 arabasının maketi. Mektubu yarış arabası maketinin içine saklamak da nereden aklına geldi? E, okuyunca anlarsın. Bugün Şevval'in adını sayıklayarak uyandım. <laughs> Durduk yerde nereden aklıma takıldığını bilemedim. Dilime dolanıp da bir türlü kurtulamadığım bir şarkının nakaratı gibi Şevval sözcüğü beynimi deldi durdu öğleye kadar. Sonra birdenbire içimdeki sesin beni bir yerlere yönlendirmeye çalıştığını düşündüm. Bir işaret olabilirdi bu. Böyle ruhani şeylere prim verebileceğin aklıma gelmezdi doğrusu. Niye canım? Yengeç Burcu'nun sezgileri kuvvetlidir. <laughs> e madem öyle devamını benden dinleyin. İçimdeki sese kulak verdim ve dilme pelesenk olan bu sözcüğün anlamına bakmaya karar verdim. Osmanlıca lugatten şevval maddesini buldum. Ne yazıyordu dersiniz? Ne yazıyordu? Evet. Arabi ayların onuncusu olup ilk üç günü Şeker Bayramı'dır. E buradan Hı. nereye vardın? Cananla Murat ne zaman kaza geçirmişti? Hı? 27 Aralık 2000'de. Yani Şeker Bayramı'nın ilk gününde. Aman Allah'ım onları Şevval mı öldürdü yani? Benim polise gitmeme nedenim işte buydu. Sağlam haber kaynaklarımı kendi verilerimle destekliyordum ama henüz bir ipucuna ulaşmış değildim. Benimki bir varsayım ancak en azından Şevval'in sütten çıkma ak kaşık olmadığını. E, sen güzellik uykusundayken Haldun'dan öğrenmiş oldum. Düğümü Şevval çözecek değil mi? Onun için önce onun ortaya çıkması lazım. Altan komiserim nasılsınız? Ben Haldun. Ha, sağ ol Haldun. Hayrola bir şey mi oldu? Ee, bir arkadaşımla birlikte size çok önemli bir araştırmanın sonucunu aktarmak istiyoruz. Ancak e, delillerimizde bazı eksiklikler var. Eh, onları bulmak da bizim görevimiz Haldun. <laughs> Her şeyi siz yapsaydınız size polis derlerdi değil mi ama? <laughs> ne araştırmasıymış bu? Ee, bir uyuşturucu mafyası ile ilgili. Sahi mi? Öğleden sonra bekliyorum o halde. Tamam komiserim. Ee, yalnız sormak istediğim bir şey var. Şu kaçırılan Şevval Hanım'la ilgili soruşturmada yeni bir şey ulaşabildiniz mi? Şu sizin gazetede çalışan muhabirin kimlik kartını Şevval Hanım'ın evinde bulduğumuzu söylemiştim sana. Ama evet. görevli olarak Mısır'a gitmiş. Dönünce ifadesine başvuracağız. Tamam. Ee, o konuyu da gelince konuşuruz. Öğleden sonra arkadaşımla birlikte yanınızdayız. Tamam bekliyorum. Hoşçakalın. Ay buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Annem de az önce geldi. Geçin Ayla teyzeciğim. Sağ ol yavru. Biz de aşağıda karşılaştık <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Aman efendim ne güzel. Herkes bir arada. Buyurun. Ah Nermin hanımcığım. Ah. Şu günleri de gördüm ya. Evet, artık gözüm evet. arkada kalmaz. Çok zor günler geçirdiniz. Ama bakın hepsi geçti. Çocuklarımız çok şükür sağlıklı. İşlerinin başındalar. Çok şükür. Size hemen sofrayı almak isterdim ama... ...biraz erken geldiniz. Fırındaki sürprizim henüz hazır değil. E, koltuklara rahat rahat oturun... ...ve gevşeyin. E, bunu hepimiz hak ettik doğrusu. <laughs> Onun için nefis yemekler pişirdim ya size. Mısır'da aç kaldığı günlerin acısını çıkarıyor. Mutfaktan çıkmıyor vallahi Nermin anne. Benden ne söylemesi. <laughs> Aman oğlum sağlık olsun. Evet. E, Fatih'ciğim şu şampanyayı patlatır mısın Tabii artık? Tabii hayatım. <laughs> e <laughs> 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 ee, hadi. Aa, hayattaki en değerli şeyi içelim mi? Sağla. Evet. Sağlığa. Tamam, tamam. sağlığa içelim. Tamam. Sağlığınıza. <laughs> gelin, gelin ben içeri geçiyorum. Sen de hanımefendileri işkilendirmeden çocukları içeri getir tamam mı? <laughs> Fatih, e, Tuğru, çaktırmadan içeri gidin. Ben hanımları oyalarım. Haldun'un diyecekleri var anlaşılan. Ee hanımlar, çocuklarınıza kavuştunuz. Sizden iyisi yok ha. Ee, nereye kayboldu delikanlılar? E, balkona çıktılar, sigara molası verdiler. E, sizi rahatsız etmek istemediler. Ha. Zaten konuk bile olsa evde sigara içirmiyorum biliyorsun anneciğim. Bilmez miyim çocuğum? Bilmez miyim ne kadar prensipli olduğunu bilmez. Siz keyfinize <laughs> bakın. Ben fırına bakıp hemen tamam, geliyorum. Tamam. <laughs> Tatsız bir durum var galiba. Şu kapıyı kapa rahat konuşalım. Sabah komiser Altan'la görüştüm biliyorsun. E, öğleden sonra da Tuğrul'la beni kabul etmesi için bir randevu almıştım. E, telefonda da Şevalin kaçırılmasıyla ilgili bir gelişme oldu mu diye sordum. Sen ağzında bir şey geveliyorsun. Sizi de arayıp söyledim. Şevalle ilgili bir gelişme olmamış diye. Ama öğleden sonra Turulla randevumuza gittiğimizde öğrendik ki komiser Altan'la telefonda konuştuktan hemen sonra 30 yaşlarında bir kadının cesedi bulunmuş. <laughs> Üzerinde bir de mektup varmış. Aman Allah'ım yoksa ceset Şevval'e mi ait? Evet. Yani gerçekten kaçırılmış mı? Yok hayır. Danışıklı dövüş ama anlaşılan sonra bir iç hesaplaşma yaşanmış ve zaten kaçırılmış da kılıfına uydurup kadını öldürmüşler. Ay ne feci bir son. Bataklığa girdin mi bir daha çıkamıyorsun işte. Bir kez daha kanıtlandı. Nasıl öldürülmüş? Kendi evinin çatı katından aşağıya itilmiş. Atlamadığı ne malum? Üzerinden çıkan bu mektup her şeyi açıklıyor. Alın okuyun. Yemekten önce iştahınız kaçacak ama. Pişmanım. Binlerce kere pişmanım. Uyuşturucu kullandığım için. Gençleri bu illete bulaştırdığım için. Canını uyuşturucuya alıştırıp... ...ona iftira atılmasına izin verdiğim için. Kuryelik yaptığım... ...ve en fenası Canan'la Murat'ı öldürdüğüm için. Şunu iyi biliniz ki, kötüler kötülük yapmaya devam ederken vicdanları onları hiç rahat bırakmaz. Belki çevrelerine zarar vermelerine bir süre engel olamaz, ama öyle bir an vardır ki, onun gelmesi kaçınılmazdır. Kendinizle baş başa kalırsınız. Çevrenizi yaptıklarınızı sorgularsınız. İşte o zaman vicdanınız ağır basmaya başlamıştır. Ama bilirsiniz ki sizin sonunuzu yaklaştırır bu. Çünkü kötülerin dünyasında duygusal boşluklara ve düşünmeye izin yoktur. Kaçırılmam bir oyundu. Ortalarda görünmemem gerekiyordu. O yüzden bir eve kapandım. Düşünecek çok zamanım oldu. Kendimle yüzleştim. Bin bir türlü uyuşturucuyla ölüme sürüklediğim yüzlerce genci, bir parça toz için yalvaran cananı, arabalarının frenini bozduğum anı, bir aileyi yok eden kazayı, Tahirle kadeh tokuşturup attığımız şen kahkahaları hepsini hepsini düşündüm. Düşündüm ve Tahirle konuşma gafletinde bulundum. Ben zalim olduğum kadar aptalım da. Artık biliyorum ki bundan böyle beni de rahat bırakmayacaklar. Bana bir şey olursa biliniz ki suçlusu Tahir ve kankası Tunç'tur. Herkesten özür diliyorum. Yerimin cehennem olması onları ne kadar rahatlatır bilemiyorum. Ne düşünüyorsun? Ee, etme. Bulma dünyası, ilahi adalet. Bence kaçınılmaz son. Sevgili anneannem derdi ki, dertlerini sırtında taşıdığın çuvalın içine at, çuvalın da altını del. Bundan böyle küçücük şeyleri derdedip de, büyük şeylerle uğraşmaktan alıkoymayacağım kendimi. Ah çocuklar, nerede kaldınız? E, sofraya mı oturacağız? Karnımız acıktı ama. Evet, iyi bir Hadi bir yemeği hak ettik. Hadi bakalım.